ülkenin bir diğer gündemi haklı olarak maalesef dünyanın bu gündem konusundaki zaafına da bir tepki ifade etmek isterim. Şüphesiz Filistin ve Gazze'de yaşananlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşet hepimizin içini acıtmaya, yüreğini yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar günü Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kendisinin Türkiye ziyaretinden duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ettim. Geçirdiğim kaza nedeniyle o günkü oturuma katılamadığımı, ancak meclis grubumuzun orada bulunduğunu, konuşmasını daha sonra dinlediğimi konuşmasından duyduğum memnuniyeti ifade ettim ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti'nin destekçisi olduğumuzu, çözümün bu olduğunu tüm yurtdışı temaslarımızda olduğu gibi bir kez de kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde ifade ettim ve daha önce Filistin'e gitmeyle ilgili seçimden sonraya bıraktığımız bir talebimiz vardı. O talebimizi tekrar edecek olduğumda Sayın Mahmut Abbas şöyle yanıt verdiler. Biz Bülent Ecevit'in Yasar Arafatlı olan dostluğundan, Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partili gençlerin, solcu gençlerin Filistin'le ortaya koyduğu dayanışmayı 1970'lerden ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde yapmış olduklarını en yakından bilenleriz, takip edenleriz. Filistin meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Filistin'in sesini batıya duyuran bir pencere olduğunun son dönemde farkındayız dedi. Sosyalist, enternasyonel, başkan yardımcısı seçildiğim gün yaptık, yaptığımız konuşmadan 119 ülkedeki sosyal demokrat liderlere ki bunların 24 tanesi ülkelerinde iktidardırlar yolladığım mektuba kadar bunların hepsini en yakından takip ettiğini, memnuniyet duyduğunu söyledi ve Filistin'e gitme talebimize şöyle bir yanıt verdi. Sizin Filistin'den bir randevu isteme, bir gün bekleme değil, Filistin'e geleceğiniz günü belirleme, bizim de sizi burada karşılama sorumluluğumuz var. Çünkü burası hem Türkiye'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci memleketidir ikinci memleketinize ne zaman gelmek isterseniz siz tarihi belirleyin. Biz buradayız. Bugüne kadar yaptıklarınızdan da çok mutluyuz. Filistin'in sesini dünyaya duyurmak istemeniz, bunun için sorumluluk almanızdan da çok mutluyuz dedi. Ben sağlığımın el verdiği en kısa sürede ümit ediyorum bu ayı bitirmeden Filistin'e gitmek üzere gerekli hazırlıklarımızı yapacağız ve oraya güçlü bir heyetle gideceğiz. Filistin'in sesini bir kez daha dünyaya oradan duyuracağız. Tabii katılamadığım oturumdan sonra katıldığım ve çok üzüldüğüm, gördüklerinden çok utandığım bir oturum vardı. O da Hatay'ın seçtiği milletvekili Can Atalay'a karşı yapılan büyük haksızlığın, büyük hukuksuzluğun anayasa mahkemesinden dönmesinden sonra yaptığımız çağrı üzerine toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumuydu. O oturuma kan bulaştı. Söylemeye insanın dili varmıyor ama meclisin mermerlerine kan döküldü. O oturuma kadına karşı şiddet bulaştı. O oturuma Fransızca konuşma kökünden gelinen konuşulan yer olan parlamentoda bir milletvekilini konuşturmamayı kabuk kuvvetle marifet sayanların anlayışı o güne gölge düşürdü. Gerçekten utandık. Ben yıllarca o koltukta oturup görev yaptım. Görmediğim kanı o gün gördüm. Görmediğim vahşeti o gün gördüm. O günü parlamentoya yaşatanlardan utanıyoruz. Bu anlayışı sonuna kadar reddediyoruz ve o gün genel görüşme talebimizin reddedilmiş olmasını aslında ve hey kaba kuvvetle bastırılmaya çalışılmasını da oturalım, konuşalım, görüşelim, doğrusunu birlikte kararlaştıralım demenin çok gerisine düştüğümüzü dün Sayın Grup Başkan Vekillerimizin de sunumuyla Merkez Yönetim Kurulunda hep birlikte müşahede ettik ve yeni bir karar verdik. Biz artık meclisi gelin AK Partili arkadaşlar, MHP gelmiyor. Gelse iyi. Tekrar davet ediyoruz. Mutlaka bekliyoruz ama gelmiyor. Gelenlere şunu söylüyoruz. Oturalım konuşalım. Belli ki oturup konuşmayacaklar. Numan Bey Sayın Kurtulmuş. Efendim işte Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır demekle olmuyor Numan Bey. Şimdi meclisi tekrar toplantıya çağırıyoruz. AK Parti ne diyecek diye bakmıyoruz. MHP aman gelsin diye de beklemiyoruz. Biz seçildiği gün tarafsız davranacağını hatta adaylığında söz veren Norman Kurtulmuş'a ona demiştim ki Sayın Kurtulmuş İngiltere'de dar bölge seçim sisteminde meclis başkanı yeniden aday gösteriliyorsa partisi tarafından onun o kadar tarafsız olduğuna inanıyor ki diğer parti karşısına aday çıkarmıyor. Size iki yıl boyunca buyurun Çoğunluğunuz var. Seçileceksiniz, sizi izleyeceğiz. Eğer gerçekten anayasaya uygun, tarafsızca bu meclisi yönetirseniz karşınıza aday çıkarmayacağız demiştik. Şimdi onu Yuman Kurtulmuş'a soruyorum. Bugüne kadar bir sürü kusur oldu, eksik oldu. Gün bugündür. Anayasa diyor ki, anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Yürütme, yargı ve yasama açısından. O gün yaptığınız okutma kararı ki siz de çok direndiniz biliyoruz. Çok baskı gördünüz biliyoruz. Yurt dışına çıktınız, Bekir Bozdağ bıraktınız. O suçu göya siz işlemediniz, işlettirdiniz. Farkındayız. O işlem yok hükmünde dedi Anayasa Mahkemesi. Karar ortada. Şimdi biz meclisi yeniden toplantıya çağırıyoruz. Oturalım, konuşalım, görüşelim diye değil. Gereğini yapın diye. O kararı okutacak mısınız, okutmayacak mısınız göreceğiz. Bence kararı da okutmayın. Anayasanın ilgili maddesini okuyun. Bu karar gereğince bizim yaptığımız iş yok hükmünde olduğuna göre Can Atalay milletvekilidir deyin. Özlük hakları sürmektedir, dokunulmazlığı üstündedir deyin. Çalışmalara devam edelim gitsin. Bunu yaparsanız saraydan bağımsız olduğunuza, bunu yaparsanız tarafsız davrandığınıza. Bunu yaparsanız anayasaya bağlı olduğunuza inanacağız. Ama bunu yapmazsanız artık tarafsızlık konusunda asla konuşmamanız gerekir. Bence bir sonraki dönem yeniden adaylığı dahi düşünmemeniz gerekir. Bu vakitten sonra mecliste kan akarken, mecliste kadına karşı şiddet bile göze alınmışken meclis idari amiri olacak bir meczup kürsüdeki milletin seçtiği vekilin gırtlağına yapışırken bundan sonra anayasacılık falan oynamayacağız. Getireceksiniz ya anayasaya uyacaksınız ya da o suçlara ortak olacaksınız. Meclisi Numan Kurtulmuş'un Can Atalay'ın milletvekili olduğunu yeniden teyit edeceği bir oturumu yönetmek üzere yönetmek üzere toplantıya çağırıyoruz o kararı okumak ya da okumaya dahi gerek olmadığını tutanağa kazımak üzere toplantıya çağırıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi gelse çok iyi bekleriz. Gelmezse gelmesin. Geçen sefer gelmedi, tarihi öyle geçtiler. Bu sefer nasıl geçeceklerini kendileri bilirler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir akıl, bir vicdan hakim olursa başımızın üstünde yeri var. Millet zaten onları o salona gelip de çalışsınlar, gereğini yapsınlar diye görevlendirdi. Ama tarafsızlık görevi olan meclis başkanının, tarafsız meclis başkanının kendi inandığını mı yapacağını yoksa kendisine bugüne kadar yapılan baskılara bugün de boyun eğip eğmeyeceğini hep beraber göreceğiz. Bunun için meclisi diğer siyasi partilerle iletişim halinde grup başkan vekilimiz en kısa sürede yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz. Efendim yapacak bir şey yok diyenlere. 600 kişiyiz biz 600 kişi. Önce Devlet Bey çıktı. Okuyun dedi. Katip üyemiz okudu Hatay milletvekillerini. Can Atalay'ı yemine çağırdı Devlet Bey en yaşlı üye sıfatıyla. Salmadılar ki gelsin. Devlet Bey çağırmıştı. Bugün devlet beyin o sözü de o çağrısı da yerdedir. Anayasa mahkemesi kararına uymayan hatta anayasaya uymayan bir mahkeme yüzünden. Sonra komisyonlara üye seçerken oturduk hep beraber konuştuk ve Can Atalay'ı insan hakları komisyonuna aday gösterdik. Bütün partilerin üyelerine aday gösterdiğimiz gibi. Oy birliğiyle 600 kişi Can Atalay'ı İnsan Hakları insan Hakları Komisyonu'na üye seçtik. Eğer açılışta yoklama yapılmadıysa oy birliğiyle alınan tüm kararlar 600 kişiyle alınmıştır. Tüm AK Partililer de el kaldırdılar. Bir tane karşı oy yoktu. Bir tane. Şimdi birileri diyor ki sizin yemine çağırdığınız, komisyona görevlendirdiğiniz arkadaşınızı bir alt mahkeme sizi de hiçe saydığı için, anayasayı da hiçe saydığı için biz de ona yüz verdiğimiz için siz de buna uyun. Gücünün farkında mı meclis? Biz 400 kişi bir araya gelsek referanduma ihtiyaç olmadan mahkemeler kurar, mahkemeler kapatır. Ne istiyorsak onu yaparız. Bu milletin lehine ne oluyorsa onu yaparız. Anayasayı değiştirecek güç 400'dür. 600 kişinin kararı ortada. Can 600 kişi bırak diyor. Bırakmıyorlar. Ya bir kişiyi bıraktıramamayı bırakın. 360 kişi bir araya gelince bütün hapishaneleri boşaltacak af çıkarma yetkisi var meclisin. Bu kadar güçlü olan bir meclisi bu kadar aciz duruma düşüren bir anlayışa milletimize şikayet ediyoruz. 360 milletvekili tüm mahkumları affedecek yetkiye sahipken 600 milletvekilini seçtiği bir kişiyi meclise yollamayan bir anlayışa asla teslim olmayacağız. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Can Atalay'ın durumunu konuşunca Gezi'deki diğer tutukluların sanki haklı yatıyor da Can Atalay milletvekili olduğu için çıkması gerekiyor gibi bir yanlış anlayışın da önüne geçmek lazım. Gezi'deki arkadaşlar her birisi ikişer kez, ikişer kez Kanun önünde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından suçsuz bulunup beraat ettirilmiş ben buna izin vermem diyen birisinin vicdanında değil kininde mahkum oldukları için halen daha içeride tutulmaktadırlar. Bunu da bir kez daha hatırlatmak isterim.